Şimdi ben geldim hala. Sizin ofisteyim ben. Konuşuyoruz biz ama bel ağrım devam ediyor benim. Şimdi beni tetkikler alacak mısınız? Ne yapacaksınız? Şimdi biz manuel terapide hocam çok fazla tetkik istemiyoruz. Zaten genelde MR sonuçlarıyla, filmlerle zaten hasta geliyor. Ama bizde önemli olan bir Peki size muayene. hasta MR sonucunu yanına almış. Hocam şu Bakıyoruz hocam doktora yine. gittim. Şu doktora gittim ameliyat dediler. Bu doktora gittim ameliyattan kork dediler. Benim komşum ameliyat olmuştu, felç oldu. Benim diğeri böyle oldu. Bir sürü kafa karışıklığı. Aynen öyle. Bir de internete giriyoruz tabii. Evet. Oradan da bir sürü pozitif Kafa veya negatif karıştırması. geri bildirimler alıyoruz. Ve size MR sonucuyla geliyoruz. Şimdi birincisi şu yanlış var. Biz manuel terapistlerin hepsi, manuel terapist ise doktor olan, sonuçta bir doktor bir branştır. Ve gerektiğinde başka branşlara konsültasyon yani gönderir, başka branşlara sevk eder. Ameliyata karşıyız diye bir şey yok. Bu yanlışlık yapılıyor. Yani sanki biz kesinlikle tüm fıtıkları ameliyatsız tedavi ederiz diye bir yanlışlık yapılmasın. Siz Ama hocam manuel terapide akut yani yeni gelişen bel ağrılarını mı daha kolay tedavi daha ediyorsunuz? kolay akut. Yoksa yıllardır var olan bir bel ağrısını mı daha kolay tedavi Hocam ediyorsunuz? hastaya göre değişir ama Yani yeni akut gelişen. bel ağrıları daha erken. Daha doğrusu seans sayısı daha azdır. Öyle diyeyim. Ameliyat oranı da tüm dünyada hocam biliyorsunuz %2 ile 5'tir. Tüm dünyada ama Türkiye'de nedense çok daha fazla. Yani rakamı tam bilmiyorum ama herhalde %35-40'lardadır. Yani kimi görseler hemen ameliyat. Biz de diyoruz ki Yok eğer hocam o kadar da şey değildir. Yani belli her ağrıyana ameliyat etmezler. Ameliyatların belli kuralları var. Ameliyat o liste içerisinde belli kurallar ve hastanın normalde öyle şikayeti olması varsa. Yok gerek. hocam normalde de öyledir merak etmeyin.